Artık son tehlikeler bunlar. Yattığı müthiş bir mücadele. Şovkovski inanılmaz oluyor. İnanılmaz. Bir etten duvar var Beşiktaşlılardan. Bir etten duvar. Biraz daha. Cenk çıkardı. İnanılmaz işler oluyor. Derin bir nefes. Bir değil, iki değil, üç değil. İnsaf. Dinamo Kiyevliler tam 7 kez vurdu topa. Ve 7 kez karşıladı Beşiktaşlılar o topu. 90+3 bitemedi bir türlü. Tutulmuştu, kesilmişti ses. Bittiğinde İnönü'de 30 bin nefes bırakıldı. 30 bin derin nefes. İnönü'de dün maçtan önce hem heyecan hem de şov vardı. Sonra maç başladı. Bir sürü bir şeyler oldu 67. dakikaya kadar. 67'de birisi Egemen'e abi parti var mı diye sordu. Dün Egemen Korkmaz'ın yaş günüydü. Ama maçı olduğu için yaş günü partisi vermesi, mekan kapatması imkansızdı Egemen'in. O da partiyi sahada verdi. İnönü'yü kapattı. 67. dakikada sahaya getirilen görünmez merdivenle rakip savunmacıların üstüne çıktı. Bir vurdu, gol. İyi ki doğdun Egemen. Mutlu yıllar Egemen. Egemen attı. Doğum gününde attı. Oldu. İşte oldu. Bir yol topta geldi. Almeyda vuramadı. Quaresma vuramadı. Beşiktaş'ın kafası bozuldu ama şimdi Egemen. Sonra yine maç başladı. Bir sürü bir şeyler oldu yine. 23 dakika su gibi aktı geçti. 90. dakikaya gelindi ama Norveç'te kış saatine geçilmemişti. Ve hakem Norveçliydi. Uzattı da uzattı. Ceza sahasına. Kafa vurusu uçtu çıkardı Cenk. Neyse son 20 saniyeye girildi. O an geldi. Tarihi karambol başlıyordu. Korner attı rakip. Kalecileri bile ceza sahasındaydı. Artık son tehlikeler bunlar. Kiyevli Yusuf ilk kafayı vurdu. Top kaleci Cenk Gönen'i geçti. Ancak Veli Kavlak çizgideydi, çıkardı. Artık son tehlikeler bunlar. Top orada kaldı. Yine Yusuf vurdu ona. Veli ile İsmail Köybaşı görevdeydi. İkinci kez dönen topa kaleci Şovkovski hamle yaptı. Dev kaleci uçarak uzattı kafayı. Neredeyse kendi girdi. Aslan top girmedi kaleye. Şovkovski inanılmaz oluyor, inanılmaz. Aslan dedik ama o top yine Kiyevlilerin önüne düştü. Ama Ernst oradaydı. Sert şutu o çıkarttı bu kez. Sanki bilardo oynanıyordu. Topa bu kez de Ninković vurdu. Cenk hem aklını hem göğsünü kullandı. Karşıladı. Cenk çıkardı. İnanılmaz işler oluyor. Derin bir nefes. Derin bir nefes. O top gidecek başka yer yokmuş gibi sağ çaprazdaki Kiyevli'ye gitti. Şimdi bir yandan da Cenk'e bakın. Kiyevli vururken o da sağ altta koşuyor. Ve yine kurtarıyor. Biraz daha. Cenk çıkardı. Oldu. Bitti. Ve bitiş düdüğü. Kiyev otele dönüyor. Beşiktaş semte akıyor. Çarşıya. Herkes o son 20 saniyeyi konuşuyor. Ve o Beşiktaşlılardan biri Forza'ya şunu yazıyor. İnönü'den çıkıp semte uğradım. Sonra eve gittim. Annem televizyonun karşısında elinde tesbih. Şu pozisyon geçsin artık diye dua ediyordu. Yalancılar yalan, hiçbir şeyler, hiçbir şey. Yalancılar yalan.